Herkese merhaba, ben Ümit Ateş. Bu videomuzda Türk sinemasının kilometre taşlarından biri olan siyah beyaz bir film, Vesikalı Yarim filminin çekildiği yerleri sizlere göstermeye çalışacağım. 1968 yılı yapımı olan Vesikalı Yarim filminin yönetmeni Lütfi Akat'tır. Başrollerini Türkan Şoray ve İzzet Günay'ın oynadığı filmde Ayfer Feray, Semih Sezerli, Aydemir Akbaş, Hakkı Kıvanç, Behçet Nacar, Selahattin İçsel ve birçok usta isim yer almıştır. İstanbul, Fatih, Kadırga Meydanı sokaktayız. Filmin sonlarına doğru Halil evinden çıkıp at arabasına bindiği sokak işte bu sokaktır. Halil'in evinin olduğu sokak da bu sokaktır. Ama artık o evden eser kalmamış. Halil at arabasına bindiği sırada günümüzde Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak kullanılmakta olan tarihi yapıyla birlikte Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde görürüz. O günlerde o yapılar buradan gözükse de günümüzde maalesef yapılaşmadan dolayı artık gözükmüyor. Halil evinden çıktığı zaman bir minareyi görürüz. O minare şu an günümüzde buradan gözükmüyor. Zaten o minarede çalışma var. Kadırga Limanı Caddesi ile Pierlotti Caddesi'nin kesiştiği yerdeyiz. Filmde kullanılan manav işte bu manavdır. Günümüzde halen manav olarak dükkanın yerinde olması gerçekten sevindirici. Filmin ilk dakikalarında Halil at arabasıyla işte buradan gelir. Arkada gördüğümüz yapı halen yerinde. O yapı günümüzde Kumkapı Polis Karakolu olarak kullanılmakta. O yapıyı filmin başka sahnelerinde yine görürüz. Filmde bu oval pencereli tarihi yapıyı farklı sahnelerde de görürüz. Ayrıca filmin final sahnesi de burada çekilmiştir. Manavı işleten esnaf abimizle röportaj yapmak isterdim ancak koronavirüs salgınından dolayı dükkan kapalıydı. Bu mahalleden sizlere göstereceklerim bu kadar. Şimdi farklı bir mekana doğru yol alırken sizlere Kadırga'nın geçmiş yıllara ait havadan çekilmiş fotoğraflarını göstermek istiyorum. Sarıyer Çayırbaşı Caddesi'ndeyiz. Sabiha ile Halil boğaz manzaralı bir restoranda yemeğe çıkarlar. Yemeğe geldikleri restoran işte burasıdır. İşte o sahneler bu yapıda çekilmiştir. Yapıda yenileme çalışmaları yapılmış ve bulunduğumuz yere de dolgu yol yapılmış. O sahne sırasında arkada geçen vapur bile tesadüf eseri değil. Senaryonun bir parçasıdır. Filmin ne kadar incelik ve titizlikle çekildiğinin göstergesidir. Beşiktaş, Dolmabahçe Caddesi'ndeyiz. Sabiha, Halil'in evli olduğunu öğrenir. Önce Halil'in çalıştığı yere gider ve Halil'e hiçbir şey söylemeden oradan uzaklaşır. Düşünceli ve üzgün bir şekilde İstanbul sokaklarında dolaşmaya başlar Sabiha. Halil de Sabiha'yı takip etmeye başlar. Sabiha'yı görmüş olduğumuz sırada arkadaki eğri ağaca dikkat çekmek istiyorum. Caddesi'ndeyiz. Sabiha düşünceli şekilde yürümeye devam ederken Halil yine takiptedir. O sahne sırasında burada bulunan Molla Çelebi Camisi'ni görürüz. Beyoğlu'na bağlı Kuytu Sokak'tayız. Filmde Sabiha önde, Halil arkada, işte buraya kadar gelirler. Filmdeki tartışma sahnesi burada çekilmiştir. O sırada işte bu yapıyı görürüz. Beyoğlu'na bağlı Refik Saydam Caddesi'ndeyiz. Kasımpaşa Stadyumu'nun hemen üst tarafındayız. Halil'in bir sahnede İstanbul'u izlediği, başka bir sahnede Sabiha'nın mektubunu okuduğu yer işte burasıdır. O zamanlarda burada stadyum yokmuş. Ancak o sırada gördüğümüz yapılardan bazılarını günümüzde de görebiliyoruz. Yine buradan Fatih'te bulunan tarihi Yavuz Sultan Selim Camisi'ni filmde de görürüz. Bu vesileyle buranın geçmiş yıllara ait havadan çekilmiş fotoğraflarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada stadyumun olmadığı zamanlar. Beyoğlu Kurabiye Sokak'tayız. Sabiha ile Halil geceden sabahlamışlardır. Birlikte bindikleri taksiyle Sabiha'nın evinin yolunu tutarlar. İşte o sahne bu sokakta çekilmiştir. Taksi bu yönden gelir ve Hacı Ahmet sokağa girer. Yapıların birçoğunun halen yerinde olduğunu görebiliyoruz. Hacı Ahmet sokaktayız. Filmde Sabiha'nın evi işte bu evdir. Evde restore çalışmaları olduğundan dolayı dışından tanınmayacak şekilde. Taksi burada durduğu sırada yolun karşı tarafındaki yapıları günümüzde de görebiliyoruz. Beşiktaş, Yıldız'da Ihlamur Parkı'ndayız. Sabiha Halil'den kaçmaya, Halil ise Sabiha'yı aramaya devam eder. Halil elinde tesbihiyle üzgün bir vaziyette işte burada yürür. O sırada Sultan II. Mahmut'a ait nişan taşlarından birini görürüz. Halil'in evli olduğunu öğrenen Sabiha bir türlü evli olduğunu yüzüne vuramaz. Sabiha Halil'e yazdığı mektupta benden sana yar olmaz. En iyisi kavgasız, gürültüsüz, yüz yüze gelmeden ayrılmamızdır der. En iyisi kavgasız, gürültüsüz, yüz yüze gelmeden ayrılmamızdır. Halil üzgün, dertli, bitmiş bir halde İstanbul'da Sabiha'yı aramaya başlar. İşte Halil'in Sabiha'yı aradığı sahne sırasında Beşiktaş iskelesini görürüz. Çekim yerleriyle ilgili sizlere göstereceklerim bu kadar. Videomuzun sonuna doğru yavaş yavaş gelirken filmden kısaca bahsetmek istiyorum. 1968 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi ikinci film ödülünü almıştır. Bunun yanı sıra en iyi kadın oyuncu ödülünü de Türkan Şoray almıştır. Film aslında bir yıllık hikayeyi anlatıyor. Sonbahar ve kış atmosferinin değişmesiyle bu süreyi seyirciye yansıtmayı başarabilmişler. Filmde hapishane sahneleri Beşiktaş İnönü Stadyumunda çekilmiştir. İnönü Stadı'nın girişindeki gişe demir parmaklıkları hapishane parmaklıkları olarak gösterilmiştir. Sabiha sürekli olarak birlikte olmalarının imkansızlığından söz ederken Halil'e filmin unutulmaz iki repliğinden birini söyler. Sevgi de yetmiyormuş. Çok eskiden rastlaşacaktık. İşte bu cümle filmin en dokunaklı cümlesi olmuştur. Halil evine dönmüş olsa da artık eski Halil değildir. Sabiha da aynı Sabiha değildir. İkisinde de ömürlerinin sonlarına kadar var olacak bir gönül yarası vardır. Filmin son sahnesinde Sabiha ile karşı karşıya gelen baba manav dükkanının önündeki merdivenlere iner ve orada durur. Aslında orada ailesinin sınırını çizer. Sabiha'ya çok şeyler söylemiş kadar olur. Zaten babanın o hareketinden sonra Sabiha artık kendi yoluna döner. Halil'in çocuğunun şaşkınlık ve sevinçler içerisinde anne babam geldi sözleri aslında sözlere sığmayacak kadar çok şeyler anlatıyor. Halil eve döndükten sonra karısının tek kişilik yatak açması da çok manalı. Ve Halil'le başlayan film Sabiha'yla biter. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca beni Instagram hesabımdan takip ederek en büyük desteği vermiş olursunuz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.